kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyorum. Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2023 asgari ücret miktarı belli oldu. Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8.506 lira olarak açıkladı. Peki bu ücret yeterli mi? Halka sorduk. İşte cevaplar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı asgari ücretinin 8.506 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan Ocak ayına göre %84, Temmuz'a göre %54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız dedi. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz milletimizle birlikte varız. Milletimiz için varız. Milletimizle birlikte var olmayı sürdüreceğiz. Diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreçte gerek değerli bakanıma, gerek TİSK başkanımıza hassasiyetle bu süreci sürdürdükleri için şahsım, milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar 8.500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Sağ olun efendim. Evet. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adımı attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %94, Temmuz ayına göre %50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı %70'in üzerinde
gerçekleşmiştir. 2023 asgari ücret rakamları açıklandı 8500 olarak. Şuraya bak, şuraya 1000 lira verdim. 8500 liraya geçinebilirsen buyur. Başka diyecek bir şey yok. Yeterli değil yani. He? Yeterli değil yani. Siz sorun yani, 1000 lirayla şura 1000 lira olursa 8500 lirayla geçinebilirseniz geçinsinler. Yeterli, sürekli zam geliyor her şeye. Bir yandan çoğaltıyorlar, bir yandan da malzeme çoğalıyor fiyatı. Eskiden 1 lira aldım şeyle, şimdi 10 lira olmuş. Yeterli değil. Yeterli değil. Asgari ücret yerine kalsın, fiyatlar düşsün. En uygun bu. Seneye gayet asgari ücret yerine kalacaktır, fiyatlar düşecektir aşağı. Vallahi burada yaşamadığım için ama buranın durumunu gördüğüm için bence yetmez. Ne kadar olmalıydı? Bence 10 bin olması lazım. 10 bin olması lazım ama çünkü herkesin durumu kötü görüyorum. Ama Allah herkesin yardımcısı olsun. Bence zor. Geçinemezler. Bir ev geçinebilir mi 8500'e şu zamanda? Yok. Geçinemez mi? Ne kadar olmalı sizce? Vallahi ne diyeyim ablacığım, 10 bin olmasını istiyorum. Vallahi bilmiyorum. Biz burada yaşamıyoruz ki. Biz yurt dışından geldik. Bence yeterli değil, çok pahalı ortalık. Gerçekten şöyle bir dolaştık, alacak bir şey bulamadık doğrusu. Yani 8500 yeterli değil. Kirada oturan bir için değil yani. Böyle. 10 bin lira yani... olsaydı iyiydi bence. 10 bin lira da az da aslında. Ama 10 bin lira olsa en azından biraz milletin derdine derman olurdu gibi düşünüyorum yani. 20 gündür buradayız da pahalı bayağı ortalık. Ama bu değil, her yerde pahalı yani, biraz yani yurt dışı da o kadar ucuz değil. Ama burada biraz daha sanki daha fazla pahalılık var oraya yine kıyaslayınca. Ama Allah kolaylık versin, hep böyle kalmaz herhalde, daha iyi gider inşallah. Hayır efendim, yeterli değildir. Ne kadar olmalıydı sizce? Valla 9-9,5'ün üstünde olması mümkündür yani, normaldir. Ben emekliyim, ben 3,5 lira alıyorum ama bir kavranıp kalıyoruz, yetmiyor ki. Yani 8000 lirayla nereye varılıyor ki? Kim neyle geçiniyor? Ya ondan dolayı tabii biraz artmasını istiyoruz. Ya bekliyoruz yani, bugün açıklanacak ama ne kadar olur tabii onu. İşte açıklandı. 8500. 8500 mi oldu? Ya vallahi bilmiyorum işte. Herhalde yeterlidir. Yeterli midir? Zor. Ama yine de 8,5 iyi. Normal. Asgari ücretin açıklanması, yani rakamın bir önemi yok ki, 15 bin olsa ne olur? Yani ilk 4 liraya aldığın ekmek 10 lira olacak. Yani yine hep alıcıya yansıtılacak bu miktarlar. Önemli değil yani, asgari ücretin 20 bin olması da önemli değil. Hiç önemli değil. 4 bin lira olan rakam, 4 TL olan ekmek 10 lira olduktan sonra hiç zam yapmasalar aynı. Yani burada önemli olan enflasyonu düşürmek. Başarırlarsa ne mutlu, başaramazlarsa bu böyle gider. Yeterli, ne olacak? Bir aile geçinebilir mi 8500'de? 8500'de normal bir aile, normal şartlarda hani yeterli değil ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Sizce ne kadar olmalıydı? 9000 bekliyorduk biz. Bizce keşke açıklanmasaydı, 8500 olmasaydı, zamlar gelmeseydi yani. Bu işten ben bir şey anlamam, şöyle anlamadım. Şimdi kaşığıyla verecek, kepçeyle geri alacak. 8500 oldu ama zamlar üst üste gelince yine aynı sefeye düşecek yani. Ya bence keşke 5500'de kalaydı ama zam gelmeyeydi. Zam gelince asgari ücretin 8500 olması bir ifade sağlamaz yani. Şu miktar çok güzel ama 3 ay sonra erimezse, bundan 6 ay önce bir asgari ücret ek oldu. Önceleri yılda bir defa oluyordum, 6 ayda bir oldu. Ek oldu. Ne oldu? Eridi. Eğer bundan sonra yine aynı öyle olacaksa bunun bir anlamı yok. Ama şu durumda iyi. 8,5 lira oldu, iyi. 8500 lira. 8500 lirayla geçinebilir mi bir ev? Bir ev zar zor geçinir. Şimdi dengesizlik şurada. 8500 lira asgari ücret, 5000 lira 6000 lira ev kirası. Mantık burada yani. Oran çok açık. Şimdi yine iyi. Yani şu şartlarda 8500 lira iyi. Erimezse, enflasyon yerinde sayarsa, yani az da ileriye gitmese iyi.
Fakat inşallah erimez. Ben kendim asgari ücretli değilim fakat çevremde asgari ücretlere çok üzülüyorum, acıyorum. 5250'ydim daha önce. Bu 5250 asgari ücret 6000 lira ev kirası. Mantığa bak mantığa. Bu adam ne yiyip ne içecek, çocuğunu okula gönderecek. Ha bir de şu var, eğer yayınlarsanız çok iyi olur. Ben Milli Eğitim'den emekliyim. Çocukların durumunu çok iyi biliyorum. O elinde olup benim çocuğumun, benim elimde var, çocuğa yiyeceğini verip gönderiyorum okula. Yanındaki arkadaşları, fakir ailelerin çocuğu öyle kötü oluyor ki. Ben bunu gözlemledim okulda çalıştığım için. Öyle bir şeyime dokunuyor ki benim. Çok yazık oluyor o çocuklara. Onun için asgari ücret, elinde olmadıklar zaten asgari ücret demek en az ücret. Bu başka imkanı olmadık, geliri olmadık kişilerin geliri. Çok iyi oldu şimdi 8500 lira güzel. Ama inşallah enflasyon eritmez diyeceğim ben başka bir... Yeterli değil, 10 bin de yeterli değil de ama vermiyorlar. Ne yapabilirsin? Sizce ne kadar olması gerekiyor? Şimdi normalde 2020'de, 2021'de 2800 lira olurken mazot 7 lira oldu. Kaç litre yapıyordu? 400 litre yapıyor. 400 litre şimdi mazot ne kadar? 10 bin lira. En az 10 bin lira olması lazım. Bir askeri ücret. Şimdi kira olmuş ha belki büyük şehirlerden daha zor. Yani bu buralarda 1,5 2 lira kira arıyorum ama orada 5 bin lira 6 bin lira kira. Adam nasıl yapacak? Nasıl geçinecek? Yani onun için zor olur yani. Artık bu Türkiye'nin hali öyle. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alarak Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nin Mersin liman bağlantısı olan 86 kilometrelik Aksaray Ulu Kışla Hattı Demiryolu projesinin hayata geçirilmesiyle organize sanayimiz daha da büyüyecek, önem kazanacaktır dedi. İsteyen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'ya aittir. Buyurun Sayın Kaşlı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İç Anadolu'nun göz bebeği Aksaray'ımızın ilçelerinde yeni açılan organize sanayi bölgeleri ve tarıma dayalı organize sanayilerimizdeki gelişmeleri dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Heyetiniz ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Kapadokya bölgesinin en değerli parçası, dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ihlara Vadisi kültürel ve tarihi değerleriyle turizm merkezi haline gelen Aksaray, yaşanan son gelişmelerle tarımda ve hayvancılıkta olduğu gibi artık sanayide de söz sahibi olmaya başlamıştır. Aksaray Organize Sanayi Bölgemizde bugün 300'ün üzerinde fabrikada 20 bine yakın işçi kardeşimiz Aksaray'ımızın ve ülkemizin üretimine ve ihracatına katkıda bulunmaktadır. Özellikle otomotiv, çelik silo, tekstil, mobilya ve gıda sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yüksek üretim hacmiyle Aksaray'ımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan, şu an 4. genişleme alan çalışmaları devam eden Aksaray Organize Sanayi Bölgemizin Mersin liman bağlantısı olan 86 kilometrelik Aksaray Ulu Kışla Demiryolu Hattı projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi organize sanayimizin daha da büyümesine önemli katkılarda bulunacaktır. Kuzeyi güneye, batıyı doğuya bağlayan tüm karayollarının kesişim noktasında bulunan Aksaray'ımızın ilçelerinde 6. teşvik bölgesinde yer alan ve 2022 yılı itibariyle faaliyete başlayan Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi ulaşım noktasında oldukça avantajlı bir konumdadır. Ankara Niğde Otobanı'na 2,5 kilometre mesafede 780 bin metrekare alanı ile toplam 54 adet sanayi parselinden oluşmuştur. Ortaköy, Ağaçören, Sarıyaşı ilçelerimizin ekonomik büyümesine önemli katkısı olacak olan Ortaköy Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 4 bin hemşerimizin istihdamı gerçekleştirilecektir. Aksaray'ın ikinci OSB'si olarak bildiğimiz Sultanhanı Organize Sanayi Bölgemiz, Aksaray-Konya Karayolu üzerinde ve eski tarihi İpek Yolu güzergahında ulaşım kolaylığına sahip bir konumda bulunmaktadır. 930 bin metrekare alana kurulu organize sanayimizde şu ana kadar alınan başvuru sayısı planlanan sayının 4 katına ulaşmış, Aksaray dünyaca ünlü yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir.
Tarım ve hayvancılık alanında sağlanan üretimin ekseriyetle tedarik edildiği Eskil ilçemizde Aksaray-Konya Karayolu'nun 68. kilometresine yakın bir alana 140 hektar olarak kurulan Eskil Tuzgölü Organize Sanayi Bölgesi önümüzdeki yıllarda Eskil'imizin, Aksaray'ımızın ve ülkemizin ekonomisine çok önemli katkılarda bulunacaktır. Değerli milletvekilleri, Aksaray'da faal nüfusun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamakta, bölgenin %52'si tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Aksaray Ticaret Borsası öncülüğünde kurulan 60 bin hayvan kapasiteli Aksaray Organize Hayvancılık Bölgesi'nde 150 işletmeci tek çatı altında toplanarak Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının %10'u inşallah Aksaray'dan sağlanacaktır. Karkın tarıma dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi 1445 dekar alan ile Türkiye'nin ikinci büyük jeotermal kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi'dir. Bölgede özellikle kadın istihdamına öncelik verilerek hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda değerlendirmek üzere toplamda 50 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleşecektir. Bu rakamlarla Aksaray'ın sebze ve meyve üretim hasılası %50 artacak, ülkemizin ekonomisine katkısı her yıl 750 milyon TL civarında olacaktır. 2021 TÜİK verilerine göre ilimiz ayçiçeği üretiminde birinci, yonca, şeker pancarı, kabak, sarımsak ve çavdar üretiminde ise Türkiye'de ilk beşte yerini almıştır. Tahıllar ve bitkisel ürünlerin üretim miktarı ton bakımından ülkemiz içinde ikinci sırayı almıştır. Yani Aksaray üretmiş, Türkiye kazanmıştır. Değerli milletvekilleri, Türkmen Bey'imiz, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin Türkiye'de siyaset yapan herkesin, sağduyu sahibi bütün vatandaşlarımızın hafızasına kazıdığı, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla lider ülke Türkiye hedefimize, ülkümüzün uğruna, ülkemizin hayrına, devletimizin istikrarı, milletimizin istikbali için durmadan, yorulmadan, yılmadan, il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle, komşu komşu ziyaretleriyle milletimizle buluşuyor, kucaklaşıyor, hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz. Bu azim ve inanç ile inşallah Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki döneme Türkiye 100 yılı mührünü vuracağız diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir otomobilde çeşitli uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan araştırmalarda bir araçta uyuşturucu bulundurulduğunu belirledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı araştırma başlatan ekipler plakası belirlenen aracı takibe aldı. KGS görüntülerinden aracın nerede olduğunu tespit eden jandarma ekipleri aracı seyir halindeyken fiziksel takibi aldı. Bir süre yapılan takibin ardından kent merkezinde operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri araçta bulunan Barış A, Burak K ve İlhami Mert S isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta Yalman isimli hassas burunlu narkotik dedektörü köpekle arama yapan jandarma ekipleri 6 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in yenilikçi projelerinden olan akıllı bisiklet yolları ve istasyonları projesi 2022 yılında 50.371 kez kullanılarak yoğun rağbet gören uygulamalar arasında yer aldı.
Şehir genelinde bisiklet kültürünü yaygınlaştırma, sağlıklı yaşama ve çevre bilincine destek olmak amacıyla hayata geçirilen akıllı bisiklet yolları ve istasyonları uygulaması sevilerek kullanılıyor. Ulaşımı kolaylaştıran bu uygulama kapsamında yoğun olarak kullanılan 11 ana arterde istasyonlar oluşturuldu. Bu istasyonlara yerleştirilen 120 adet bisikleti kullanmak için 17.253 üye kayıt yaptırdı. Üyeler Akbis uygulamasını 2022 yılında 50.371 kez kullandı. Aksaray Belediyesi'nin akıllı bisiklet sistemini hayata geçirmesiyle Aksaray'da bisiklet kullanım oranı önemli derecede arttı. Aksaray'da bisiklet kullanımını teşvik etmek için farklı etkinlikler düzenleyen Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, bisiklet festivalini geleneksel hale getirdi. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliklerden ve projelerden olumlu dönütler aldıklarını belirten Başkan Dinçer şu açıklamalarda bulundu. Hayata geçirdiğimiz akıllı bisiklet uygulaması projemizde şehrimizde şu an 30 kilometrelik bisiklet yol ağı bulunuyor. Bu güzergahta toplam 11 istasyonda 120 bisikleti vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Ayrıca her istasyona arızalanan bisikletler için tamir kiti yerleştirdik. Geçtiğimiz Ağustos ayının son haftasından bu yana uygulamaya konulan akıllı bisiklet sistemimiz her yaş grubu bireyden yoğun ilgi görüyor. Bisiklet istasyon merkezimizin verilerine göre akıllı bisiklet uygulamasını 2022 yılında 50.371 kez kullanıldığını tespit ettik. Gün içerisinde istasyonlarımızda bekleyen bisiklet sayısı az oluyor. Bu bize gösteriyor ki projemiz sevilerek kullanılıyor. İlerleyen süreçlerde ihtiyaca bağlı olarak projemizin kapsamını genişleteceğiz. Bugün 22 Aralık 1914 Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü, 60 bin vatan evladının donarak şehit olduğu en soğuk geceler. Unutulmaz Sarıkamış destanını andığımız bugün Sarıkamış'ta neler yaşandı sorusunun cevabını tarihçi yazar Mustafa Fırat Gül anlattı. Adım Mustafa Fırat Gül. Daha çok yakın dönem tarih üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda Aksaray şehri. Fakat Sarıkamış Savaşı ile alakalı üniversite öğrenciliğimin ilk yıllarından, hatta ilk günlerinden de diyebilirim, bir hocamın tavsiyesi üzerine başladım bu araştırmaya. Halinde devam ediyor. Sarıkamış Savaşı malum 108. yıl dönümündeyiz ve bu savaş aslında yakın dönem Türk tarihinin belki de en az bilinen savaşlarından biridir. Bir 10 küsur yıldır Türkiye'nin gündeminde. Sarıkamış Savaşı Kafkas cephesinin içerisinde bir savaştır. Malum 1. Dünya Savaşı'na girdikten kısa süre sonra Türk ordusu Rus işgalci bir güç birliğini, güçlerini def etmek için ve hatta Türkistan coğrafyasındaki devletlerle, Türk ırktaşlarıyla birleşmek adına bir operasyon, yani bir askeri operasyon düzenlemek, kuşatma harekatıyla niyetlendi. O zaman tabii ki Genelkurmay Başkan Vekili Enver Paşa'ydı. Bu bir baskın olsun, baskın niyetiyle düşünüldü. O yüzden soğukta, hiç beklenmedik bir anda bir kuşatma harekatıyla Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarının olduğu bölgede yaklaşık 40 yıldır orada hüküm süren, işte orada işgalci sayılacak bir pozisyondaki Rus birliklerini ani bir baskınla yenerek işte orayı elde etmek niyetindeydi. Fakat düşmandan daha çok soğukla savaşıldı. Kimi kaynaklarda 90 bin, kimi kaynaklarda 60 bin, 70 bin bilemiyoruz. Bu rakamı tam bilemiyoruz ama on binlerce Mehmetçiğin orada hem süngü süngüye hem yumruk yumruğa ama çoğu zaman da soğukla mücadele ederek çok az da olsa hiç kurşun atamadan şehit olanların yattığı Türk tarihinin en soğuk, en beyaz destanlarından, savaşlarından biridir. Destanda deniliyor, facia da deniliyor ama burada mühim olan Türk ordusunun orada bir kahramanlık gösterdiğini, vatanı için, bayrağı için bir mücadelede bulunduğunu, bizim için, bu vatan için çarpıştığını hatırlamak gerekiyor. Sarıkamış şehitlerini bu minvalde unutmamak, hatırasını yad etmek, saygıyla, hürmetle anmak gerektiğini düşünüyorum. Sarıkamış Savaşı'nın yıl dönümünde özellikle gençlerin kendileri için bu vatanı kendilerine feda eden
Mehmetçik için en azından konuyla alakalı az da olsa araştırma yapmasını, o günleri öğrenmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü tarih bilgisinden önce tarih bilinci gerekir diye düşünüyorum. Sarıkamış Savaşı başta olmak üzere bu savaşların yıl dönümünde az da olsa bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru kaynaktan öğrenmelerini doğru buluyorum. Çünkü kökünden sulanmayan ağaç kurumaya mahkumdur. Bu hakikatten yola çıkarak herkesin tarih bilincine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Güvenilir kaynak, doğru kaynak tabii ki arşivlere dayalı yazılmış eserlerdir, kitaplardır. Şöhret için, para kazanmak için yazılmış ya da belli ideolojiyi savunan kitaplardan uzak durarak bilimsel kitapları okumak gerekiyor. Tabii bunun için de belli bir bilgiye sahip olmak, yani hangisinin akademik, hangisinin bilimsel olduğunu öğrenmek için de belli bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Kısacası çok okumak gerekiyor, meraklı olmak gerekiyor. Niğde'de İl Kültür Merkezi'nde Doğru Yatırım, Doğru Kazanç konulu konferans düzenlendi. Niğde Dernekler Federasyonu ve Deva Danışmanlık ve Koçluk tarafından Niğde Belediyesi'nin de desteğiyle İl Kültür Merkezi'nde Doğru Yatırım, Doğru Kazanç konulu konferans düzenlendi. Bilindiği üzere COVID-19 salgını insan hayatını sadece sağlık alanında etkilemekle kalmadı. Pandemi süreci aynı zamanda toplumsal ve bireysel olarak tüm dünyayı kapsayan değişimlere yol açtı. Bu değişimlerden biri de ekonomi alanında oldu. Salgın, ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler oluştururken finansal kaynaklara ulaşımı da büyük ölçüde kısıtladı. Yaşanan bu olumsuzluklardan sonra yatırım konusunda da değişimler ortaya çıkmaya başladı. Altın, döviz, arsa yatırımları, ekonomik yatırımlar, teknolojide etkisiyle kısa sürede ulaşılabilen, yanında teknolojinin de etkisiyle kısa sürede ulaşılabilen hisse senedi piyasalarında e-ticaret, yapay zeka, kripto paraya olan ilgi büyük ölçüde arttı. Bu süreçte hem büyük, küçük şirketler hem de insanlara neye nasıl yatırım yapması gerektiği konusunda hem de hangi yatırımın daha hızlı, daha kalıcı, kazanç sağlayacağı konusunda kafa karışıklıkları yaşanmaya başladı. Bu noktada yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi almak, kafa karışıklığımızı gidermek, sorunlarımıza en doğru cevabı bulabilmek için NİLEF olarak Sayın Ramazan Çınar hocamızı davet ettik. Davetimize icap ettiler. Huzurunuzda, hepinizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Birinci şart kaybetmemek, mevcudu koruyacağız. Daha sonra bunu nasıl artırabiliriz ya da bunu nasıl geliştirebiliriz, buna odaklanacağız. Yani herkes ilk etapta hemen ben şu kadar kazanayım bunu düşünüyor. Ben diyorum ki önce kaybetmeyelim. Sonuçta bu çift yönlü. Yatırım yaparsınız, aldığınız şeyin değeri düşebilir ya da artabilir. Ama öncelikle hedefimiz değer kaybetmemesi, elimizdekini korumak olmalı. Ondan sonraki hedefimiz kazanmak. Alırsınız, hisse senedi alabilirsiniz, altın döviz alabilirsiniz, tahvil, bono, vadeli işlemler gibi birçok yolu var. Bunların doğru olanlarını, size uygun olanlarını seçerek biraz önce belirttiğim gibi tek bir noktaya değil, bunların içinden sepet yapmanız lazım. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.
Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.